Bu Galatasaray'a gelince... Geldik bile. Kopenhag'a gidelim mi? Kopenhag'a gidelim. Emre Kaplan mı? Emre Kaplan orada abi. Kopenhag'da Emre Kaplan. Bize tabii Türkiye'deki hakem olayları gölgesinde yayınlar yapan sevgili Emre Kaplan'a sözü vermek düşüyor. Bakalım neler söyleyecek Emre. Tabii Okan Hoca'nın da dünkü hadiseyle ilgili paylaşım oldu ama ondan bağımsız biz gidelim sevgili Emre. Sözü bırakalım arkadaşımıza. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Aykut İnce. Biz de Kopenhag'dan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Galatasaray adına tarihi günlerden bir tanesi, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek, orada yerini ayırtabilmek için bugün Kopenhag'la karşı karşıya gelecek sarı kırmızılı temsilcimiz. Kopenhag tabii ki Galatasaray için, Türk futbolu için çok farklı anlamlar taşıyor. Burada tarihin en büyük başarısına imza atmıştı Galatasaray. Belki de Türk futbol tarihinde şu ana kadar en azından tekrarı yaşanmamış bir başarı burada sağlanmıştı. Tam 23 yıl sonra yeniden, belki aynı büyüklükte bir final değil ama yine de Galatasaray tarihi için önemli bir karşılaşmaya çıkacak sarı kırmızılılar burada. Dün antrenmanlar, basın toplantıları gerçekleşti. Aslında biraz maç öncesinde mücadele basın toplantılarında başladı diyebiliriz. En azından psikolojik boyutu işin dün başladı. Öğlen Kopenhag Teknik Direktörü'nün açıklamaları vardı. Akşam Okan Hoca bunlara yanıt verdi ve bugüne geldik. Tabii şundan bahsetmek lazım. Maça çok yoğun bir ilgi var. Dünden beri bütün yayınlarımızda bunu söylüyoruz ama üstünde durulması gereken bir konu. Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'nın zaten her yerinden, Türkiye'den Galatasaray taraftarları fazlasıyla buraya geldiler. Çok sayıda Türk vatandaşı maçı takip etmek için burada yerlerini almış vaziyetteler. Güzel bir atmosfer var. Bunu söyleyelim, herhangi bir gerginliğe şu ana kadar rastlamadık. Dün Okan Hoca özellikle Kopenhag taraftarının olası taciziyle ilgili duyduğu endişeyi dile getirmişti ama böyle bir durumda şu ana kadar yaşanmadı. Galatasaray taraftarları şehrin her yerindeler. Herhangi bir problem yok. Saat 16 itibariyle, buranın saatiyle 16 itibariyle de ortak bir toplanma alanında buluşacaklar. Havadan bahsetmek lazım. En çok merak edilen konuların başında geliyor Kopenhag deyince. Şu anda 1-2 derecelik bir hava sıcaklığı. Aslında Aralık ayında Kopenhag'ı düşündüğümüzde çok da soğuk bir havadan bahsetmek mümkün değil. Maç saatinde de -2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Çok olumsuzluk ortaya koyabilecek bir durum yok hava konusunda. Bunu da söylemiş olalım. Saha içine dönelim. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı vardı bir süredir. Pazar günü itibariyle takımla çalışmalara başladı. Bugün ilk 11'de olacak. Hakim Ziyech geçen hafta ağrıları vardı. Antrenmanlara çıkmadı. Biraz da planlı olarak bu maç düşünülerek antrenmanlarda yer almadığını ifade edelim. Bugün yine 11'de başlamasını bekliyoruz hemen. Muhtemel kadro üzerinden durumu ifade edelim. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Sacha Boey, solda Angelinho. Stoper ikilisi Abdülkerim ve Davinson Sanchez. Orta sahanın merkezinde Kaan Ayhan ve Torreira görev alacaklar. Merkezde ikinci forvet ya da serbest rol olarak adlandırabiliriz. Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceğiz. Sağ tarafta Hakim Ziyech, sol tarafta Wilfried Saha, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray bugün sahada olacak. Kopenhag'da yeniden tarih yazmak istiyor sarı kırmızılılar. Biz de gün boyunca hem buradan taraftarların görüntülerini, buradaki atmosferi hem de takımlara dair bilgileri Kopenhag'dan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Evet, kolay gelsin Emre. Kameraman Ege'ye de kolay gelsin deyip Levent abiyle başlayalım. Şimdi abi tabii sen de Parken'deydin değil mi? 2000 yılında şampiyonlukta gitmiştin abi. Ondan sonra çok daha gittim. Milli maçlara gittim. Galatasaray bir daha turnuvaya Kopenhag'a gittim. Yine Galatasaray'ın Mancini döneminde 1-0 kaybettiği maça gitmiştim. Orada Okan Hoca'ya sorulan soru da enteresandı abi. Okan Hoca da gülerek güzel de yanıt verdi. Koşanlardan biri de oydu. Onun görüntüsü var arkadan hali. Ayakkabıların üstüne basa basa gidiyor o zaman. Güzel bir olaydı. Sonuçta Türkiye'nin şu andaki en önemli başarısı bu. Yani kulüpler bazında. UEFA ve Süper Kupa. Dilerim diğer takımlarda böyle başarılara ulaşırlar. Yani Türkiye'nin bu tür şeylere ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Ama biz kendi içimizdeki kavgalardan buraya gelip dönemiyoruz yani. Bu işlere... vakit ayıramıyoruz. Görüyoruz işte, tam konuşacağız. Hakem olayı yaşandı dün. Üzücü bir olay yaşandı. Galatasaray adına şuna şaşırdım ben. Kopenhag kulübünün yaptığı açıklama beni çok şaşırttı. Kopenhag, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya biliyorsun insan hakları konusunda en üst düzeyde gösterilen ülkeler değil mi? Öyle. Bu konularda hep devlet tarafı geçmişten bu yana. İskandinav bölümü hep bu konularda... İnsan haklarının üst düzeyde olduğu şekilde lanse edilir bu şehirler, ülkeler daha doğrusu. Şimdi bir açıklama yaptılar. Diyor ki adam, Berlin'de bir maç oynadık Almanya'da hatırlarsan. Sahanın %90'ı Türk'tü. Hepsi Türk bayrakları da geldi. Almanlar içinde de vardı. Seyrettiler. Almanları Türk milli takımı yanında herkes kol kola çıktı. Sen niye bayrakla geldin, sen niye formayla geldin diye bir kişi konuşmadı. Genel anlamda Avrupa Şampiyonalarında buna çok tanık oluruz. Bazen taraftarların biletleri birbirlerinin içine denk gelebilir ama bir tane kavga olmaz. Ben Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında buna tanık oldum. Otururlar. Herkes kendi sevincini yaşar ve gider. Şimdi sen burada diyorsun ki Galatasaray taraftarına ayrılan yerin dışında oturulacak Galatasaray taraftarı buraya kendi takımının kıyafetiyle gelemez diyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Eğer diyorsun burada olursa özel yerler hazırlamışlar. Hapishaneler biliyorsun şeyde, stadın içinde. Oraya insanları atmak için. Hangi medeniyetten söz ediyoruz ya? Sonra Türkiye'ye eleştiride bulunuyorlar. Önce kendileri buna baksa. Ben bunu, Danimarka'nın bu tavrına çok şaşırdım. Bu çok çirkin bir şey yani. Olmaması gereken bir şey. Bileti eğer adam satmışsa, senin vatandaşın, seni Danimarka takım, Kopenhag'ın taraftarı seni, biletini bana satmışsa eğer, ben de almışsam parasını fazla verirse, ben o tribünde oturmalıyım. Sen bunu ülke olarak bana sağlamalısın diye düşünüyorum ben. Böyle bir kuralın yoksa eğer, yani bileti bana vereceksin kuralı yoksa. İkincisi mesela Kopenhag'ın hocası, Kopenhag son haftalarda çok formsuz ama Kopenhag'ın hocası bir açıklama yaptı. Bize dedi Okan Hoca. Okan Buruk bizi dedi yaptı, aşağıladı gibi bir şey söyledi falan. Kopenhag'la ilgili bir şey söylemedi. Bunu biz de söyledik burada. Rotasyona gitti. Tuel tam takımla Galatasaray'a çıktı, takımla çıkmadı. Eksik kat takımla çıktı, sonra tamamladı. Öyle üst düzeyde akılda kalan pozisyonları biliyor. Bir penaltı vardı. Ben bunu anlamıyorum mesela. UEFA'ya sorduğum şekil şu. Ben bir araştırma yapıyorum. Diyorum ki Galatasaray'dan Manchester'la oynadığım maçın hakemi İspanyol. Vardaki hakem de İspanyol. Doğru mu? Etik olarak bu. Mesela bugün Orsata yönetecek. Ben öğrendim. İrrati yönetecekmiş. Vardaki hakem İrrati olacakmış. O da İtalyan. Yani burada da biliyorsun seminerler var. Evet. Bayern Münih. Maximiliano İrrati. Bayern Münih Kopenhag maçında maçın hakemi Fransız. Var İspanyol. Kadın hakem var İspanyol. Niye Fransız değil abi? Şimdi neden böyle bir şey oluyor? Neden İspanyol yani? Fransız olsun. Doğrusu bu. Yani aynı ülkelerden. Bakıyoruz Manchester United maçını yönetecek hakem Norveç'ti. Vardaki hakem de Hollandalı. Mesela. O da yanlış.